Teşekkür ederim Ayşem Hanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Üretime, katma değere ve ülkemizin yenilikçilik ekosistemine büyük katkılar sunan YASED'in uluslararası yatırım zirvesi etkinliğinde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyum. Bu vesileyle 40. yılınızı kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrudan yabancı yatırımlardaki son dönem eğilimleri ve yeni fırsatlara odaklanan bu zirve ümit ediyorum ki bizleri izleyen tüm katılımcılar açısından son derece faydalı olur. Kıymetli konuklar, sanırım hiçbirimiz geçen sene bu zamanlar böyle bir 2020 yılı tahmin etmiyorduk. Daha önce bir benzerini yaşamadığımız olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgını maalesef tüm dünyada dengeleri sarsmış durumda. Bu yıl küresel ticaretin yüzde 9 2 ve uluslararası doğrudan yatırımların ise yüzde 40 daralması bekleniyor. Turizm ve hizmetler sektörü çok ciddi darbeler aldı tüm bunların sonucu olarak da 2020'de global küçülmenin yüzde dört onda dört olması bekleniyor. Tabii bu görünüm salgının seyri ve aşı ilaç alanında kat edilecek mesafeye göre hızlı bir iyileşme ve canlanma sürecine de girebilir. Dolayısıyla pandemi sonrası dönem aslında pek çok fırsatı beraberinde getiriyor. Ben bu noktada iki hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Bunlardan ilki küresel değer zincirlerinde başlayan dönüşüm. Pandemi ile birlikte çok uluslu şirketler üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın dezavantajlarını bizzat yaşayıp acı bir şekilde tecrübe ettiler. Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide muhtemelen yeni üretim lokasyonları ortaya çıkacak ve üretimin ağırlık merkezi dünya geneline daha dengeli yayılacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilen ülkeler de yeni dönemin kazananları olacak. Değinmek istediğim ikinci husus ise şu an hem tüketim hem de yatırım cephesinde ertelenmiş bir talep olduğu gerçeği. Piyasalar normale döndüğü an bu talebi karşılayabilecek kapasite ve donanıma sahip ülkeler rakiplerini geride bırakma şansına erişecekler ve ekonomilerini hızla büyütebilecekler. Böylesine bir konjonktürde Türkiye kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor. Son derece gelişmiş üretim ve arge ge altyapılarımız var. Türk sanayisi hemen hemen her ürünü geliştirip üretebiliyor. Emsellerimize göre çok daha çeşitli bir ürün gamına, ürün uzayına sahibiz. Sahip olduğumuz kabiliyetler Sektörler arasında birlikte iş yapma kültürünü besliyor. İmalat sanayinde kusursuz işleyen ve değişen koşullara hızla adapte olabilen bir tedarikçi altyapımız var. Fintech, biyoteknoloji ve oyun sektörü başta olmak üzere her geçen gün güçlenen dinamik bir startup atmosferi oluşuyor. Lojistik imkanların çeşitliliği, sunduğumuz teşvikler Hepsinden önemlisi dinamik ve nitelikli iş gücümüz Türkiye'ye yatırım yapan müteşebbislerin karını ve verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu bu özelliklerle başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımcılar için eşsiz bir potansiyel taşıyor. İşte biz bu potansiyeli çok daha ileri götürmek ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık. Hukuk reformlarını ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde ve paydaşlarımızla yakın istişare içinde hızlandırarak sürdürüyoruz. Hukukun üstünlüğü ve kanunların geriye yürümezliği ilkelerimizi güçlendirerek sürdüreceğiz yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ekonomi yönetiminde tam bir koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak adına çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Karşımızdaki her problemi piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız. Kimsenin aklında soru işareti de kalmayacak. Enflasyonla mücadelede çok kararlıyız. Altını özellikle çizmek istiyorum. Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip. Para ve maliye politikalarımız eşgüdüm içinde olacak. Yapısal politikalar ve mikro reformlarla da rekabet gücümüzü ve toplam faktör verimliliğimizi artıracak adımlar atacağız. Bu noktada doğrudan yabancı yatırımların taşıdığı önemin ve ekonomi üzerindeki dönüştürücü gücün fazlasıyla farkındayız. Ülkemizdeki mevcut doğrudan yatırımların kapasite artışına gitmesini arzuluyoruz. Firmalar üretim tesislerini genişletebilecekleri gibi pekala ARGE faaliyetlerini de ülkemize taşıyabilir. Bununla birlikte daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da ülkemize davet ediyorum. İnanıyorum ki bu markalar sunduğumuz ekosistemde güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olacaklar. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken bir kez daha bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tüm katılımcılarımıza da verimli bir tartışma ortamı diliyorum. Herkese iyi akşamlar.